Geldiniz herkese. İyi seyirler diliyorum. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Activa 125 ile beraberiz bugün. Sizler için testini yapacağım. Nasıl hissettiriyor? Pakete gelir mi? Şehir içinde her işimizi görür mü? Şöyle ayağımızın altında gezse iyi mi? Bunu bir değerlendirelim. Dio ile birlikte bunun bir kredi kampanyası var herhalde. 3, 6, 9, 12 taksit şeklinde peşin fiyatını. Detayları bayilerle görüşebilirsiniz. Ben Antalya bayisinden motor aldım. Test ediyorum. Bunun haricinde Yeni Afrika TV'nin ADV 350, diğer işte NC'dir, CL'dir vesairedir. Hepsini testini yapacağız. Bayi'de motorlar var. Sıralı bir şekilde bayi tanıtımı, ekipman, aksesuar. Hepsini arkadaşlar hızlı bir şekilde ve yoğun bir şekilde yeni dönemde sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden istediğim kanala destek verin. Drone aldık. DJI Mini 4. Süper çekimler yapacağız. Yaka mikrofonları vesaire hepsini aldık. Şurada bir etiketimiz çıkıyor herhalde. Kontak açık. Çıkmasın. Metalik red rengiymiş arkadaşlar bu. Simli böyle. Güzel bir renk. Ben biraz bindim. Şimdi sizler için test edeceğim. Hatta başlayalım. Şöyle bindiğimizde şurada bir su koyma gözü var. Yarım litreyi rahat bir şekilde alıyor. Hatta 1 litreyi de alır. 1,5 da alır burası. Telefon şarj yeri için USB Type-C girişi yok. Rakibinde var. Rakibi bildiğiniz gibi TVS'nin Jüpiter'i. Onda benzin deposu önde burada. Çok daha rahat bir noktada. Ancak bunu da şöyle göstereyim. Depoyu da açayım. Arkadaşlar benzin deposu burada olduğu için bunda bagajın yarısını öldürüyor. Şöyle bir bagaj var. Gördüğünüz gibi vidalar falan var. Tam kaskı almıyor. Sele geniş, rahat. Benzin deposu şurası gördüğünüz gibi. Yani bir de buraya çanta takıldığında bu biraz tabii sorun oluyor. Frenler arka kampana, önde disk var ama diski çok büyük değil. Ha, kötü mü tutuyor? Kombine bir şekilde çalıştığını söylüyorlar ama abartılacak derecede bir freni yok. Ama fıtı fıtı gidiyor. Sessiz çalışıyor. Pratik. 5 litre yakıt deposu var. 124 cc. Torku falan sınıfına göre iyi diyebileceğimiz bir noktada. Şimdi PCX alamayan adam bunu alabilir. Böyle çalıştırıyorum. Çalışıp çalışmadığı belli değil zaten. Sessiz. Önü açık, çuval bile koyabilirsiniz. Yani bir çuval un, şeker, pazar alışverişinizi vesaire koyabilirsiniz. Süspansiyonları da test etmiş olduk. Şöyle. Orta düzey bir süspansiyonları var. Top speed'i 85-90 civarı. Ama ideal hızı böyle 70 civarı, 65-70 civarı rahat rahat gidiyor. 1.8-2 litre civarı yakıtı var. Kurye arkadaşlara gelir mi derseniz. Arkadaşlar kurye eğer alacaksa bence PCX tercih etmeli. Çünkü biraz daha onun için pratik, biraz daha sürüş konforu iyi olduğu için ben olsam, kurye olsam, tabi kuryelik yapmadığım için rahat konuşabiliyorum. PCX tercih ederim ama tabi bakım maliyetleri, yıpranma payı vesaire bunlar da hesap edildiğinde bu motorda baya baya tercih ediliyor. Sürekli olarak da trafikte görüyorum her yerde, restoranlarda, kuryelerde. Genelde Dio, Activa, PCX. Artık diğer Çinli modeller de kuryelerin altında çok fazla var. Hatta 50'likle bile kuryelik yapanlar var. Elektrikliyle kuryelik yapanlar görüyorum bayan sürücülerde. Yalnız frenlere biraz dikkat etmek gerekiyor, onu söyleyeyim. Lastikler de çok iyi değil. Naylon bir lastik var altında. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Motor çok hafif. Benzin deposunun arkada olması ön gidonu çok hafif hissettiriyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Keşke benzin deposu önde olsaymış da hem bagajdan yer açılsa hem de ağırlık yapsaymış. Çok hafif arkadaşlar motor. Şöyle oturuş pozisyonumu tam ayarlayamadım. Ben biraz da kilo aldım. Spora da gidiyorum. 76 kiloyum. 1.80 boyum var. 1.78'di boyum. 2 santim uzadı. Lan oğlum senin boyun nasıl uzadı diyeceksiniz. Arkadaşlar spor salonunda bir fizyoterapist bir hoca bana seslendi. Sende dedi duruş bozukluğu var dedi. Düzeltelim mi seni dedi salonun ortasında. Nasıl yani hocam dedim.
Gel dedi, yat dedi, yattım. Sağımı, solumu, boynumu, bacaklarımdan, ayaklarımdan bir kütürdetti beni, bir çekti. Boyum uzadı, duruş bozukluğum varmış arkadaşlar bende. Sürekli masa başında oturduğum için öyle bir durum oluşmuş. Boyum 1.80. Yani gidonu tam kırdığımda şu bölüme değiyor. Şöyle bir fren testi. Şimdi asfalt da sıcak tabii. Şöyle göstereyim. Bakın. Gidonu tam kırdım. Değdi. Yani bu motor biraz daha şöyle 1.75 civarı, 1.70 civarı adama daha rahat olur diye düşünüyorum. Bak mesela öndeki arkadaşın boyu benden uzun. Bu tarz bir motor öndeki de. Mesela bacakları falan çok dışarıda. Ben de şöyle ayaklarımı yaptığımda rahat olamıyorum. Mecbur şöyle sandalyede oturur gibi oturuyorum. Böyle rahat. Yani şehir içinde araba kullanmaktan ziyade işte ben motorla düşük maliyetle, park sorunu olmadan, trafik sorunu olmadan işimi gücümü halledeyim. Küçük bir restoranım var. Paket servis de yapıyorum. Benim işimi görür mü derseniz fazlasıyla görür. Tabii şimdi Honda olmasının da şöyle bir avantajı var. Evet, fiyat belki Çinlilere, Hindistanlılara göre biraz pahalı olabilir. Ama ikinci eli kuvvetli. Yani zaten stok durumundan da görebiliyorsunuz, alsatçılardan da. Bak mesela solda bir Jüpiter var kırmızı. Baktığınızda motorun her şeyi aynı gibi duruyor. O selenin arkasındaki demire kadar çok benziyor. Kaportaların plastik ve metal kısım yerleri de aynı. Sadece benzin deposu farklı ama onda telefon şarj yeri vesaire var. İşte o biraz daha böyle avantajlı, fiyat avantajı da var. Bütçesi olmayanlar için o. Bütçesi olanlar için ve biraz daha uzun bakım aralığı için bu. Bunda 4000 kilometrede bir bakım. Jüpiter'de 2000 diyebiliyorum. Ondan sonra başka ne söyleyebiliriz? Şimdi Jüpiter'in de testini yapacağım. O motor da var. Aslında ikisini bir kıyaslamak istedim ama denk getiremedik öyle. Ayrı ayrı çekeceğiz. Genel anlamıyla beğendim diyebilirim. Yani tabii 10 üzerinden 10 değil ama çünkü bu tarz motorlarda bir telefon şarj yeri olması lazım. Şimdi tabii arkaya bir sepet koyduğumda benzin alıp koyması zor olacak. Kapağı çıkar, oradan eriş, eğilecek, pompayı aşağı yiyecek vesaire derken biraz zorlanacak. Daha doğrusu şimdi bu şikayetleri yapmamız gerekiyor ki Honda Türkiye'de bu şikayetleri not alsın. Sizler de yorumlarınızı zaten belirtin. Honda Türkiye'den beklentilerinizi, bayilerden beklentinizi yazın. Sadece kendi motorunuza göre kıyaslamayın. Ki bir makyaj operasyonu geçirsin, bunlar düzeltirsin. Hindistanlı'da şurada telefon şarj yeri var. Bunda yok. Hindistanlı'nın benzin depo kapağı burada. Açıyorsun otomatik olarak. Kapak elinde kalmıyor. Konforlu bir şekilde yola devam ediyorsun. Ha. Şimdi Honda'dan beklenti tabii. Fiyatı da ona göre alıyor. Şimdi arada 30-35 bin liralık fark var. Biz de bu şikayetlerimizi dile getireceğiz. Yakışmıyor Honda'ya böyle bir motorda. Böyle eksiklikler. Hindistanlı bir rakibinde bu denli avantajlarda olunca otomatik olarak o taraf daha ön plana çıkıyor. Yani bunları dile getireceğiz ama ikinci elinin halen kuvvetli olması konusunda tabii ki Honda, yani bu tartışmasız, peynir ekmek gibi satar ha. Bugün ben satacağım de 3-5 bin lira fiyatı hele aşağı çektiğinde bu dönemde direkt gider zaten. Arkadaşlar motor çok sessiz çalışıyor. Yani çalışıp çalışmadığı belli bile değil gibi. Gidişi, dönüşü bunlar iyi. Güzel. Yani kötü diyemeyiz. Islak zeminde bu lastiklere dikkat edeceğiz. Bu şehir içi motor. Bundan ben yola gideyim vesaire derseniz gider ama üzer. Yani rampada üzer. Sollamada üzer. Rüzgara karşı direnci olmaz. Ben Forza ile bile çok çok uzun yollara mesela gitme taraftarı değilim mesela. 350'liği var ADV, bildiğiniz gibi. XADV, ADV, bunlar işte 750'lik, 350'lik diye. 350'liği bile benim için yol motoru değil. Yani
Nereden baksanız bir NC'nin altı olmamalı Honda'da bu yol motoru. Bu herkese göre değişiyor. Adam diyor öyle Türkiye turu yapıyor ama gel gör ki nasıl yapıyor. Yani gider. Honda'nın motorları gider abi yani ama yorar. Ha bununla Antalya'dan Alanya'ya, Kemer'e, oraya buraya gidebilirsin. O ayrı mesele. Ama biraz tabii ne olacak? Yoracak. Onun haricinde aynalar iyi. Titreşim yok motorda kesinlikle. Ayaklarda, elciklerde, aynalarda, selede vesaire titreşim yok. PGX'e göre biraz hantal hissettiriyor. O var. E tabi şimdi arada da nereden baksanız bir 40 bin liralık fiyat farkı var. NMAX'le zaten kıyaslamıyorum 125'likle. Çünkü orası biraz daha seri. Hatta frenleri ön arka ABS daha avantajlı. İşte Bluetooth bağlantısı vesaire derken PGX'i de NMAX biraz koparıyor o noktada. İşte gaz tepkileri olsun vesaire. Biraz daha malzeme kalitesi daha iyi hissettiriyor. O gidonun derli toplu oluşu. Ama gel gör ki Yamaha bayilerinden yine motor bulmak imkansız arkadaşlar. E hal böyle olunca da gözler tabii direkt olarak nereye çevriliyor? Honda'ya çevriliyor. Motor getiriyor adamlar şimdi. E piyasada biraz rahatladı. Sıkılaşma adımları vesaire ekonomide de bunlar etkili olunca kredi kampanyaları başladı. Tabii gönül istiyor ki işte Forza'da 350 cc sınıfında, PGX sınıfında da böyle Dio'daki, Activa'daki gibi süreçler oluşsun. Oluşacak. Yani zaten gidişat ona doğru gidiyor. Çünkü tüm dünya genelinde artık çok ciddi derecede bir stok patlaması var. Yüklü stoklar var arkadaşlar. Bunların erimesi için mecbur olarak bu kampanyalar olacak. Yani artık stok yapmak gereksiz bir durum. Zaten alım satım da iyice zayıfladı. Adam ikinci el alacağına gidiyor bayiden daha ucuza motor alabiliyor. Bugün Activa'dır diyordur. Bunları gidin bayiden alın. Antalya'dayız. Haziran. Sıcaklar geldi. 38 derece bir hava var şu anda. Ekipmanları tam giydik. Botumuz hariç. Herkes bana bakıyor. Montluyum. Tabii yazlık mont var ama yani şöyle baktığınızda herkes şort tişörtle geziyor. Bir kaskı takıp yola çıkıyor. Ama işte en ufak bir kazada asfalt zımpara etkisi yapıyor. Kasislerden geçiyorum. Biraz sarsıyor. Olacak yani küçük teker bunlar. Süspansiyonu çok iyi motorlar değil. Şöyle bozuk yollar taş düşüttürebilir. İyi olur. Mesela şunu sollamaya çalıştım. Zorlanıyorum bak. 60'la hareket ettiğimde zorlanıyor. Ha, paket işi. Ha, bu yani şehir içinde böyle. Küçük ilçelerde işimi görsün fıtı fıtı. Ne olmuş abi? Buraya araba park edilir mi? Canını yediğim ya. Bir de itfaiyesin, belediye aracısın. Şuradan döneyim artık. Bayiye doğru gideyim. Aa, yaram vay. Ezan dokunuyor. Aziz Allah. Evet arkadaşlar, çekimi artık böyle bitireceğiz. Çünkü GoPro'nun bataryaları şişti. Yedek bataryaydı, bayinin önüne geldim, taktım. Genel anlamıyla Activa'yı beğendik. Tabii fiyat tartışılır. Takdirsizim. Kredi kampanyaları var. Alım kolaylığı sunuluyor hem Dio'da hem Activa'da. Tercih sizin. Şehir içinde vesaire her türlü işinizi görür. Sağlam bir motor şöyle bakıldığında. Fiyat performans ürünü diyebilir miyiz muadillerine göre? Honda mühendislerinden şikayetlerimizi zaten dile getirdik. Telefon şarjı için bir Type-C ya da USB girişi. Benzin deposunu buradan alınıp buraya konması. Onun haricinde frenleri, bakın arkayı sıktığınızda şurayı, şurası boşa düşüyor biraz. Şu an değil ama kamera kaskım dolmadığı için gösteremiyorum.
Şunu şöyle sıktığınızda bu kadar sıktığınız pay kadar ön fren boşa düşüyor. Yani kombine sıkıyor arkayı sıkınca. Onu denedim, o var. Göstergeler okunaklı. Farlarının çok iyi olduğunu zannetmiyorum. Söylediğim gibi diskin boyutu küçük, frenlere biraz kontrolü sıkmanız gerekiyor. Yağmurlu havalarda aman dikkat. Şu da GoPro'muzun bataryası. Şişti, zor çıkardım. Ama ikinci el bu. Test motor abi. İkinci el, ne yapacaksın dayı? Al sıfırını geç. Evet arkadaşlar, bugünlük de böyle olsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki video test videosu, daha doğrusu Afrika TV'nin olacak. Yeni Afrika TV'nin. İçeride var zaten. Hepsini sıradan test edeceğiz. Patrona teşekkür ediyoruz, Ali abiye. O da zaten müşteriyle ilgileniyor. Buyurun gelin, çıkın gelin. Bir şey almanız şart değil. Bir gezin, çayınızı kahvenizi için, sohbetinizi, muhabbetinizi edin gidin. Yani motor var. Gördüğünüz gibi bayi dolu. Bugünlük bana müsaade. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekeriniz düz bassın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.